Evet arkadaşlar, yine bir 1.9 kangomuzu yara elektron pompasını düz pompaya çevirdik. Pompa montajımız bitti görmüş olduğunuz gibi. Enjektörlerimizi söktük. Memelerinin resmen eridiğini gördük. Ertel abimiz 4'ünde 0 aldı meme uçlarını. Şöyle göstereyim. Yeni. Çıkma falan takmadık. 4'lük. Birazdan montaj işlemini yapacağız. Bu düz pompaları böyle, yani bu elektronik sistem pompayı düz sisteme çevirmek daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü diğerlerinde müşterimiz bize gelmeden önce avans müşürünü 0 takmış. 3500 TL gibi bir para vermiş herhalde. Boş boşuna verilen para yani. Krank sensörümüz de iptal oluyor bu işlemi yaptığımız zaman. Sadece pompamızın ceyranı tesisattan geliyor. Çok güzel oluyor yani. Yani 1.9'larda böyle görüyorsunuz. Pompayı sökmek için bayağı bir sökülüyor. Biz kaput falan da söküyoruz rahat çalışmak için. Yani 1.9'larda arkadaşlar mümkün mertebe 2002 model üstü arabalarda, yani şöyle gaz kollu pompası olursa daha güzel olur. Mekanik pompanın her türlü tamir yapılıyor zaten biliyorsunuz. Öpük sistem pompalarda yani para harcasanız bile randıman vermiyor. Bunu defalarca kez gördük. Yani ya bu tip pompa taktıracaksınız, kablo enjektörümüz iptal oluyor, avans müşürümüz iptal oluyor. Bu burada sadece kör tapa görevi görüyor. Bu sistem çok güzel arkadaşlar. Sadece bu sistemleri yaptırdığınız zaman da il dışlarındaki arkadaşlar için söylüyorum. Krom kaplamalı elemanlar biraz zayıf olabilir veya kesebilir. Bu pompalara çok uygun olmuyor, bilginiz olsun. Boş pompalar için bu geçerli değil. V pompalar için geçerli değil. Delphi pompalarda krom pek iyi olmayabilir. Onun için tavsiyem, çevirme işlemi yaptığınız zaman krom elemana dikkat edin. Ustanıza sorun. Zaten birçok kişi bize çıkıp geliyor yani. Türkiye'nin hemen hemen her ilinden yapmışızdır bu zamana kadar. Durum böyle arkadaşlar. Birçok soru geliyor. Birçok sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Samet Usta ile beraber. Birçok cevabı yazan Samet Usta. Ben bu saat olduğum zaman ben de tabii yazmaya çalışıyorum ama arkadaşlar yani bu korkulacak bir araba değil. En çok gelenlerden sorulardan birisi de bu. Arkadaşlar 1.9'lardan korkmayın. Ustasını bulduğunuz zaman gayet güzel, keyifli. Eski düzen, eski nesile sahip bir motor. Yani turbolu arabalara göre tabii ki daha az masrafsız. Bunların kronik kibutur kapağında yağ kaçı olur. İşte ne bileyim pompa bozulur. Pompayı düz sisteme çevirdiğiniz zaman zaten hiçbir sıkıntı yaşamazsanız birçok Kangoda da ben çok görüyorum buraya gelen arabaların yani hemen hemen hepsi demeyeyim de birçoğunda da şöyle bloğa bağlanan destek ayağını takmıyorlar. Bunun önemini bilmiyor. Artık pompacılar mı yapıyor, tamircilerim takmıyor. Enjektör borularını kırar arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz destek ayağına çok dikkat edin. O vibrasyonu kasmayı alır yani. O çok önemli. Şu boruları görmüş olduğunuz gibi kırar. Buradan kırdığı zaman bir de boruyla uğraşırsınız. Bunlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Korkacak bir araba değil. Motoruna bakmak istediğiniz zaman daha önce anlattım zaten. Şurayı çekin. Aracın motor sıcaklığı ortadayken aşırı bir şekilde üfleme çıkarsa motor zayıf anlamına gelir zaten. Şu kapağı açmayın. Buradan açarsanız yağ atar arkadaşlar. Üstler eksantrik arabalarda şu havalandırma hortumunu sökerek motorun durumunu anlayabilirsiniz. Aracın gazına basarak da zaten sesinden de yatak vuruyor mu, piston vuruyor mu gibi şeyler de belli olur zaten. Su antifriz değişimleri yaptığınızda arabanın da havasını alıyorsunuz. Birinci yer burası. Radyatörden havasını alın çok önemli. İkinci ihtimalle birçoğunda var bu kangoların, birçoğunda da olmayabiliyor yani. Şurada oluyor normalde. Mesela bunda yok. Bunda tapa yok. Varsa dikkat edin buradan da havasını alın. Eğer hava yanlış alınırsa buradan almazsanız burada varsa alın. Yoksa radyatörden şuradan alacaksınız şuradan. Sonra arabanız hararet yapar. Kapak çatlar. Sonra 1.9'ların adı çıkıyor yani arkadaşlar. Bence çok güzel sisteme sahip bir araba. Çok karışık değil. Yani şiddetle gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim arkadaşlar. 1.5'in tabi yeri farklıdır. 1.5 daha iyi çeker. Turbolu yeni nesil motor ama ona göre masraflar oluyor yani. Enjektör masrafı farklı. Pompa, turbo. Durum böyle arkadaşlar. Sorular için lütfen mesai saatlerinde de çok arayan yazan oluyor. WhatsApp'tan kısa ve öz şekilde ses kaydı atarsanız cevaplamaya çalışıyorum zaten. Durum böyle arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Hızal Pompa'dan selamlar.